sarıdan yeşile geçiş olacak. O yüzden birazcık yeşil boya sıkıyorum. Yeşil boyayı çok fazla sarının olduğu tarafa getirmeden biraz üstünden geçiyorum sadece. Bu sefer de yeşili yayıyorsunuz. Fırçanızda ne kadar kaldıysa. Akrilik boyada renkleri birbirine yedirmek istiyorsanız eğer boyalar kurumadan önce yapmanız gerekiyor. Mesela şu an ince fırçayı aldım. Sarıyla yeşilin böyle birden geçiş olmuş. Bu geçiş olduğu yeri yavaş yavaş üstünden geçip yumuşatacağım ki yumuşak bir geçiş olsun orada. Farklı bir ton daha elde edelim. Bu yumuşak geçiş bizi rahatsız etmesin. Çok fazla burayı buraya bırakıyorum. Tekrar. Yaptınız mı çocuklar? Hayır. Tamam, bekliyorum. Sizi beklerken yeni bir poşet çıkartıp bununla devam edelim. Buradan sarıları birbirine yediriyorum. Daha yumuşak olsun diye. Şimdi bu astarınız ne kadar düzgün olursa resminizde o kadar güzel olur çocuklar. Çünkü arkadaki astarı tekrardan telafi etmek çok zor. Yavaşça geçişler yapıyorum. Olsun. Fazla boyayı aldım. Şunları fazla boyayı palete bıraktım. Gizem hocam, tuvaldeki ince detayları Sharpie ile yapabilir miyiz? Neyle anlayamadım? Sharpie ile kalemle. Evet, yapabilirsiniz tabii ki. Şu an bu noktaya kadar gelebildiyseniz bir sonraki aşamaya geçeceğim çocuklar. Ne durumdasınız? Yok. Fazla boyayı ben ufak ufak şöyle üstten toparlıyorum, palete bırakıyorum. Benimkinin beyaz kısmı çok da büyük olmadı ama idare ediyor yani.
Tamam. Şimdi boyam kurumadan önce aslında buraya mavi tonlarını da girmem gerekiyor. Şu an sizi bekliyorum. Sizi beklerken de fazla boyayı alıyorum. İlerleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü boya kurudu burada. Boya kuruduğu için sizinki eğer ıslaksa tekrar yapmanıza gerek yok. Ama benim burada yeşil boya kuruduğu için birazcık yeşil boya sıkacağım. Ve bunu dağıtacağım. Fırçamı hafif ıslattım. Boya rahat dağılsın diye. Şöyle. Biraz sıkalım. Yine fırçayı hafif ıslattım. Fırçanızı ıslattığınızda akrilik boya daha kolay dağılacaktır. Çünkü inceliyor. İncelen boyayı tuval üzerinde kontrol etmeniz her zaman daha kolaydır. Şimdi şu an burada yeşil boya ıslak. Ve bu boya ıslakken mavi boya sıkacağım. Şöyle biraz düzeltelim buraları da. Koyu yeşilden açık yeşile yumuşak bir geçiş oldu burada. Aynı geçişi diğer taraflar için de yapıyorum. Nasıl fırçayı ıslattım ve burada boyayı inceltiyorum. Böylece yumuşak bir geçiş olmasını sağlıyorum. İşte böyle. Şimdi maviler kullanalım. Kalan kısımları, çok boya geldi. Kalan kısımları komple mavi yapacağım. Sonra üzerine koyu tonlar ekleyeceğim. Buraya biraz fazla sıktık o yüzden. Buradan ekleyeceğim. Mavi ile yeşilin birleştiği yerlerde geçiş yapmamız gerekiyor. Yine bu geçişi şöyle yapacağız. Başka bir fırça alıyorum. Biraz ıslattım. Ve burada fırçamı yayıyorum. İşte oldu. Şimdi daha yumuşak geçiş oldu burada. Aynı işlemi karşı taraf için de yapacağım. Burası için de fırçamı ıslatıyorum. Buranın yumuşak geçiş olması için yavaşça orada boyaları birbirine indiriyorum. Bu işlemi yaparken hep aynı fırçayı kullanmadım dikkat ettiyseniz. Geçişleri elimdeki bu ince fırçayla yaparken boyama işlemlerini kalın fırçayla yapmıştım.
Nasıl gidiyor arkadaşlar çalışmanız? Devam edebilirsiniz. Şimdi buranın tekrar üstünden geçiyorum. Bu sefer de daha yumuşak olmasını istiyorum. Hani birden renk geçişi olmayacak. Renklerin arasında birden fazla ara ton vardır. İşte bu ara tonları yapmaya çalışıyorum. Müşteba nasıl gidiyor? Hocam çok sizinki gibi olmasa da yine iyi yani. Çok şey olmuyor. Tamam, elin yavaş yavaş alışacak buna. Yavaş yavaş iç kısma doğru ilerliyorum. Fırçayı biraz temizleyeyim. Ucunda mavi kalmasın. Fırçamda şu an sadece su var arkadaşlar. İşte ne oldu? Sizler de yaptınız mı? Neyse yok. Bu işlemi yaptıktan sonra kenarlarını biraz koyulaştıracağım. Bu resimde olduğu gibi. Kenarlarını daha koyu yaptığımızda biraz daha derinlik katmış olacağız. Şimdi direkt siyah katmak istiyorum birer damla. Bu köşelere birer damla siyah yapıyorum. Hop. Siyah boyayı burada maviyle karıştırıyorum. Burada da aynısını yapalım. Akrilik boya çabuk kuruduğu için biraz hızlı davranmam gerekiyor. Fırçamı temizliyorum. Şimdi siyah yaptığım yerlerde de yumuşak geçiş olması için suyla siyah boyayı inceltiyorum. Mavi ile birbirine iyice iç içe girsinler. Aynı şeyi bu taraflar için de yapacağım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Fırçamın ucunda sadece su var. İşte oldu.
Arkadaşlar çalışmamızın astarı bu şekilde yapılıyor ve bu astarın sonrasında kurumasını bekleyeceğiz. Çalışmamız yani tuval üzerinde boyanız kuruduktan sonra üzerine buradaki ağaçları ekleyeceğiz. Ama bugünkü dersimiz sadece astar atma ile ilgiliydi. Yapamayan öğrencilerin var mı? Tekrar gösterebilirim. Yaptınız mı hepiniz? Eylül. Elif. Elif ne durumdasın? Hocam önerebileceğiniz boya markası var mı? Efendim Hacer, anlayamadım. Önerebileceğiniz akrilik boya markası var mı? Yani benim kullandıklarım bunlar Art Deco marka. Dün de Rich markayı aldım. Ama şurada Pepe onunki de var. Yani özellikle aktif boyada şunu kullanın diyemiyorum. Ben bu markaları kullanıyorum. Çok da güzel. Müçteba'nın malzemeleri vardı. Müçteba ne durumdasın? Müçteba ne durumdasın? Arkadaşlar niye cevap vermiyorsunuz? Gizem hocam belki seste sorun vardır. Ya Eylül de cevap vermedi. Aslıhan da. Kim var başka? Metehan gelmiş. Metehan. Ne durumdasın Metehan? Da ekledik. Hocam ben galiba fırça sesinden duyamamışım da şu anda odaklandım zaten. Yavaş yavaş bitiriyorum. Tamam. Çalışmalarınız bittikten sonra bana WhatsApp'tan mesaj olarak atın fotoğraflarını, tamam mı? Tamam. Zorlandığınız bir yer olursa ben tekrar gösteririm. Benimki karton üzerine olduğu için biraz kurudu arkadaşlar. Lütfen. Zamanımız da varken şunu göstereyim. Kahverengi boya sıktım paletime. İyice bir parça alalım. Olsun. Tuvalinizde arkası kuruduktan sonra sadece çizgiler atın. Nerede, nasıl ağaç olmasını istiyorsunuz? Mesela ben burada uzakta gözüken bir ağaç olmasını istiyorum. Veya bir çizgi attım. Şimdi bunu güzelleştirelim bu çizgiyi.
arkada böyle dik gözüken bir ağaç oldu. Burada da olsun bir ağacımız. Burada da bir tane olsun. Hemen hemen aynı kalınlıklarda 3 tane çizdim. Biraz daha kalın çizmek istedim. Sanki önde gözüken bir ağaçmış gibi olacak. O yüzden kalın fırçamı alacağım. Fırçamı değiştirdim burada. Biraz daha kalın aldım. Ve burada önde gözüken bir ağaç olsun. Kalın, kocaman gövdesi var. Bunların üstünden önümüzdeki hafta geçeceğiz. Bunun da kalınlığını yapalım. Şurada daha da önde daha kalın bir ağaç olsun. Böyle iki tane yan yana çıkıyorum. Bir tane orta boy kalınlıkta ama önümüzdeki hafta bu ağaçların tek tek üstünden geçip işleyeceğiz. Bakın bir ağaç yapmak istiyorum. O da burada olsun. Merkezde. Kocaman gövdesi olan bir ağaç var.
üstünden geçip düzeltiyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Dersimiz bitmiştir. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hoşçakalın.